mandalina. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Evet. Bugün sizlerle hayvan yedirme videosu çekeceğiz. Önce köpeğinizi selamlayalım. Nasılsın? Gün geçtikçe büyüyor. Arkadaşlar, hayvanları yedirmeye gerek kalmamış. Gördüğünüz gibi sulumuz sarılmış. Kübünümüz ağzına kadar dolmuş. Bu sulumlarında bu problemi var. Kaçırabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bir anlık. Allah'tan tahliyesi var. Gel, buralarına çek. Durumumuz çok da iç açıcı değil. Şimdi buradaki tahliyemiz tıkanmış. Bunları sürüyelim. Buradaki tahliyemizi açmamız lazım. Bu tahliye deliğini ya büyüteceğiz. Evet, barajın kapaklarını açtık arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi tepkiyi izler de burayı nasıl yapacağız? Bak. Biz burayı çekelim arkadaşlar. O danayı getirene kadar. Max. Kabını ettim. Yok. Şeyi kapatsana suyu. Orada da taş var. Şu kadar bir şey var. Az bir şey içine gübre gittiği zaman finish. Kapanıyorum. Ne kadar su var? Çok güzel. Koltuğumda da bir tane su vardı herhalde hemen hemen. Neyse. Bu böyle yavaş yavaş boşuna dursun. Biz yemimizi kapalım. Bunu kurbanlı inekler, tosunlar ve danaların olduğu, yani küçük hayvanların olduğu tarafa veriyoruz.
ineklerin küçmesine zaten süt yemi de bakıyoruz arkadaşlar. Olanımız nerede? Burada. Bu kendi buğdamız, kendi şeylerimiz, arpamız, buğdamız. Bu da tarım krediden aldığımız arpa ve şey, yem. Bunların ikisinden birer kova katacağız arkadaşlar şimdi. Neyse. Kedimiz de havuz peşinde. Pambuk. Beslediğimiz ineklere kadar hemen hemen de farede besliyoruz yani. Böyle bir hayırseverliğimiz de var. Yemimizi bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Evlerimizi takıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz acemiliklerimiz var ama affola. Bu şekilde sürüncü olacaktık, yemci olduk, hayvancı olduk. Bu şekilde yemimizi hamur gibi yoğurmaya başlıyoruz. Bu 14 hayvan için yaptığımız yer arkadaşlar. Bu şekilde bir araba daha yapacağız. Şimdiki hemen bir aroması daha yapalım. Burada ineklerimizi de hazırlıyoruz. Bu kalanı da az şekilde bu seneki doğan kuzularımıza yapacağız. Kova yok. Boşaltıp geliyoruz. Devemiz sonucu da atmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu kuzuların takılmaması için bir önerisi olan varsa söylesin. Yani biz bunu 2 haftada bir yapıyoruz hemen hemen. Ceviz alın. Bu
Neyse, burası boşuna dursun. Biz hayvanların samanlarını hazırlayalım. Bu işin en zor yanı bu arkadaşlar. Saman. Hemen çuvalımızı dolduralım. Evet arkadaşlar, sabanlarımızı doldurduk. Tozlu olduğu için o kısmını sizinle paylaşamadım ama yani çok da görmenizi gerektiren bir şey değil, tozlu işte. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bahaneyle kürlüğünü de temizlemiş oluyoruz bu arada. En can alıcı nokta. Bu işler böyle oldu mu var ya, sulukları üreten fabrikaya kadar İnsanın bir şeyler demesine yetemiyor da neyse. Allah'ım. Bir tüfe verin. Dur kızım dur, sen de saçlarımızdan almaya çalışma şimdi. Kızım. Çuvalımızı temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağ tök yala. Şimdi hayvanlarımıza salatını verebiliriz. Ya bu ne oldu? Gelmedi lan. Salamın sonu olmuş başka. Ayakta dur. Tamam. Yanlışlık yok arkadaşlar, alın.
Hemen yemlerini de verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tosunlarımızı ayrıyetten granül yem veriyoruz. Besi geliştirme yemi. Bu şekilde. Şimdi ineklerin yemini hazırlayabiliriz. Zaten ineklerde de farklı olarak granül yem yerine süt yemi kullanıyor. Dur. Bu arada tavuklarımızı da bekleyelim de o işte aradan çıksın. Ju Traktörümüzü de çektik arkadaşlar. Değirmende yem kırmak için. İnşallah onun da videosunu çekeceğiz. O an nerede? Burada.
Terlemeye başladım ha. İneklerin yemi de hazır. Hemen danaları yemeden tüketip. Ama yine kovalarını yapacağız oldu. Bugün başımızdan çoğu iş geçti arkadaşlar. Onları videoya çekemedik maalesef ama o yüzden kafam çok yerinde değil. İneklerimi de savalım. İneklere daha fazla yemiyoruz. Civcivlerimiz burada arkadaşlar. Civcivlerimizin yemi var. Suyu da var. Bunların işi tamam. Buranın normalde yeni doğan danaları koymak için kullanıyoruz. Şu anda tek bir tane doğdu zaten, o da Zeynep. O da annesinin yanında çok mutluya benziyor. Evet. Seydon başı gibi. Çuvalı sırtladın mı? Bu işten sonra ayağı sorma sabahın içine. Bundan sonra yerim yok, sabah ziyan olur. Kırınlarımız biraz dar arkadaşlar, o yüzden sabahını döküyorlar. Tamam lan, seni de yedireceğiz, bekle.
hazır. Dur, tamam, sakin ol, sensin. Bu son çuvalı da verdiğimiz zaman tamam verme işlemini sonra gelmiş bulunuyoruz. Dur. Sakin olduk. Hepimize yetecek kadar zamanımız var. Hadi. Bunlar geçen seneki doğum tanımlar arkadaşlar. Bunları sen niye iş tarafı alacağım? O ilk getirdiğimiz hayvanları bu sene satacağız. Yani çark bu şekilde dönüyor. Oradan oraya, oradan buraya, buradan içeri, içeriden satışa. Ya çuvala bakma lütfen, hadi. Ha, başına vurdun, sen o kadar şey bir hayvan değilsin. Hadi. Hadi bir izin ver. Hayattaki en zor şey olabilir hayvanlar arasına girip inek yedirmek. Allah'tan buradaki hayvanlar başıboş. Aslında hepsini bu şekilde başıboş yaparız. Başıboş durması iyiydi arkadaşlar. Geçen gün geldiğimizde bu hayvanların bir tanesi bu kilonun üstünde ters olarak yapıyordu. Şimdi önlem olarak böyle bir odun koyduk ama ne kadar güvenilir olur orasını bilmiyorum. Bunların saman sanki biraz çok oldu. Herhalde sabah daha saman vermek gibime geliyor onlara. Şimdi yemlerimi de verelim. Bu yedirme işi bitsin. Yedirme işi en kolay. Asas iş burada. Bayağı pisli gidiyor. Beş hayvana bu şekilde bir kova veriyoruz arkadaşlar. İlk beş, sonra dört dört. Dört, dört, dört. Üç, dört, beş. Kovanın bir dışarı. Beş tane sarma devam eden ineğimiz var arkadaşlar. Onlara süt yemiyoruz. Onlar daha gebe kalalı 3 ay civarı bir şey oldu. Yani gebeliğinin 6. veya 7. ayına kadar bizde sarım devam ediyor.
zamanla mı yemeye başladın lan? Buna ayrı yer yapıp artık bu daha yeme verme zamanı geldi arkadaşlar. 14 tane yeni gibi var arkadaşlar. Daha önceki videolarda dediğim gibi 13 tanesi gebe kaldı. Bu sene gebe tek kalmaya tek ineğimiz bu. Yani 14'te 1 şu baştaki 3 tanesi daha yeni şey yaptılar. Yani 2 ay oldu gebe kalalı. Yani 9 ay içinde hepsinin doğum yapmasını bekliyoruz. Bir tanesi yaptı zaten. Yani onda çıktı mı doğum yapacak 12 tane hayvanımız var. Bu 4 tanesi bu sene ilk defa doğum yapacak düğelerimiz. Şu karşıdaki 5 tane de inşallah bu sene gebe kalmasını beklediğimiz düğelerimiz. O 5 tanesi gebe olduğu zaman buradan yaşlı ineklerimizden 3 tane 4 tane keçme yapıyoruz. Yani sistem böyle. Dağların yemlerini de hazırlayalım. Dağlarda besi yemi kullanmıyoruz arkadaşlar. Arı geliyorlar dinyelerine. Yarım kova bundan. Yarım kova kadar da bundan verdim mi? İki bölmede 4 hayvan var. Bu erkek dağlarımızın bağlı olduğu iki bölmenin yerleri. Bunu bu şekilde ayarladım mı? Bu bir bölmenin. Bu yarım çiftinde diğer bölmenin. Dana başına öğünde 2 kiloya yakın yem içiyor arkadaşlar. Sizce yeterli mi? Bu dişi danalarımız olduğu bölmeye yapıyoruz. 7 tane var burada. Bu diğerlerine göre biraz daha fazla oluyor. Şeyi unuttum. İnekler samanı döküyor. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bunlara yemi yedikten saman yedikten sonra akşam bir hale daha saman veriyoruz arkadaşlar. Bunlar diğer hayvanlara göre biraz daha güçsel oldukları için
Bunlar inşallah seneye kurbanlık olacaklar. Babamın bir yerde. Hayvanları yedirme işlemi, ineklere yedirme işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Keçilerimizi içiriyoruz. Bir önceki videoyu çekerken keçileri dışarı çıkartmıştım. 1,5 saatte buldum arkadaşlar. Yani çok değişik hayvanlar, hala çözmüş değil. Çobanın olmazsa olmaz arkadaşı. Yine bir. Çık 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 çık. Gel gel o. Hoppala. Buraya gel. Ahir'in kapısı açıktı değil mi? Hadi göster. Deme o tarafta. Sizin ne kadar inatçı hayvanlar çocuk ya. Hadi. Hadi kızım. Ya siz ne olmasını istiyorsunuz? Bu kadar inatçı bir ihtimal görüyorum. Hepsi geçiyor. Bunlar... Dur. Değil mi burada arkadaşlar? İçsinler, onun altına alırken yerlerini koyalım. Bu şekilde tamamımızı alalım. Yok. Bunu adam köyüne çıkardığına göre. Nerede bunlar? İkisi nerede diğer? Kim ağa gidiyor?
Gel. Gel. Yeter ki yemi görme, nasıl geleceğiz? Hadi bakalım. Dur, yolcu. Gel lan, kaçma. Hop baba. Sen de bayağı ağırlaşmışsın. Buraya bir kapı yapma zamanı geldi herhalde. Tavuklarımızı yumurtlamış mı? Bugün herhalde yediklerini buğdanın bile hakkını vermemişler. Şuraya bakalım bir de. Aa. Taze taze burada 6 adet yumurtamız var. Yok 6 değil 7 adetmiş. Buraya koyalım. İhtiyacımız olduğu zaman gelir alırız. Evet arkadaşlar. Tüm hayvanları yedirme işlemimiz bitti. Şey hariç. Next hariç. Elle sağdıran tek inek bu arkadaşlar. Gerisini altına girmek mümkün değil. Dur, sakin olun. İnek sütü yavru köpeğe ağır geliyor arkadaşlar. O yüzden buna bir yardımcı katalım. Hayvan yedirme işlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgilerle.